Efendim herkese merhabalar. Bugün yine bir inceleme ile karşınızdayız. Bugün inceleyeceğimiz ürün Petzl'ın Tikka RXB modeli olacak. Öncelikle kafa lambası serüvenimi anlatayım ben. Kafa lambasına her dağcı gibi ben de Çin menşeli bir kafa lambasıyla başlamıştım. Çin sitelerinden tedarik etmiş olduğum bir kafa lambasıyla faaliyetlerimi sürdürmeye başlamıştım. Ancak bunun yeterli olmadığı ve güvenli olmadığı hissine ve bazı olaylarla karşılaşıldıktan sonra da yine Petzl'ın Mio RXB modeliyle tekrar bir profesyonel kafa lambasına geçtim. Fotoğraflardan da gördüğünüz gibi batarya kısmıyla lamba kısmında spiral bir kablo vardı. Güç aktarımını bu şekilde yapıyordu. Ben yapmış olduğum faaliyetlerde tırmanışlarla gerçekleştiriyorum ve yapmış olduğum tırmanışlar bazen kar buz tırmanışları olabiliyor ve çekiç ve buz kazmalarıyla bu işleri yapmak zorunda kalıyoruz. Yine böyle bir tırmanışta, gece başladığımız bir tırmanışta kazmamın sivri kısmı kafa lambasının o spiral kablosuna çarparak kopmasına neden oldu. Tamir etmeye çalıştım ancak randıman vermedi ve bir şekilde tutturamadım. Sonrasında biraz daha incelemelere başladım ve bu Tikka'nın RXB modeliyle karşılaştım. Bu RXB modelinin diğer Mio RXB ile arasındaki fark da bataryasının içerisinde olması ve şarj edilebiliyor olması. Diğeri pilliydi. 3 tane pille çalıştırıyordunuz. Öncelikle kafa lambasının özelliklerinden biraz bahsedeyim isterseniz. Yaklaşık 220 lümenlik bir ışık gücü veriyor ve 65 metreye kadar çok net bir şekilde aydınlatma sağlayabiliyor. Üzerinde kırmızı ikaz ışıkları da mevcut ve asıl rengini de beyaz olarak veriyor. IPX4 sızdırmazlık sertifikasına sahip. Bu ne anlama geliyor? Yağmurlu havalarda da bunu kullanabilirsiniz rahatlıkla. Yine kafa kısmı açılı bir şekilde ayarlanabiliyor. Üzerinde mekanik tuşlara sahip. Bu sayede eldivenle de çok rahat bir şekilde açıp kapatıp müdahale edebiliyorsunuz. İçerisinde şarj edilebilir ve sökülebilir 1800 mAh'lik bir bataryaya sahip. Ve bu bataryayı dışarıdan da tedarik edebiliyorsunuz. Yani gerekli bir şekilde de faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Micro USB ile şarj edilebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Herhangi bir telefon şarj cihazı bile bunu şarj etmenize olanak sağlayabiliyor. Full şarjı yaklaşık 4,5 saat sürüyor. Ve 115 gram ağırlığa sahip. Kafa lambasının en büyük özelliği aslında ışığı size göre ayarlayabilmesi. Yani siz yakın bir yere bakıyorsanız ışığın şiddetini ona göre ayarlıyor. Ancak kafanızı kaldırıp ileriye doğru bakmaya başladığınızda ışığın şiddetini ona göre arttırıyor veya düşürüyor. Bu sizin kafa lambasından üstten müdahale etmenize gerek kalmayan üzerindeki bir sensör vasıtasıyla gerçekleşen bir şey oluyor. Efendim aslında kafa lambasının en büyük özelliklerinden bir tanesi de lümeninin ve batarya ömrünün ayarlanabiliyor olması. Bunun için şöyle bir programa ihtiyacınız var. Ben buradaki linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Petzl'ın kendi sitesinden bu sayfaya girmeniz gerekiyor bu programı indirmek için. Bu programda size bazı bilgiler soruyor. İlk önce ülkenizi girmeniz gerekiyor. Sonrasında kullanmak istediğiniz dil seçeneği var. Burada bize en yakın İngilizce var. Türkçe maalesef yok sitede. Burada ise ilgilenmiş olduğunuz sporları seçebiliyorsunuz. Aslında bu bir nevi anket şeklinde. İsim, soyisim, e-mail adresinizi ve burada programı hangi sistemde kurmak istiyorsanız bunun bilgisini istiyorsunuz. Sonrasında şu seçeneği işaretledikten sonra, download dedikten sonra programı indiriyorsunuz.
programı indirip birkaç basit adımla kurduktan sonra programı açtığınızda program şu şekilde karşınıza çıkıyor. Tabii daha öncesinde mini USB ile kafa lambanızı bağlamış olmanız gerekiyor. Sonrasında şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bu ekranda siz aslında ince ayarlarınızı buradan yapabilme şansınız var. Örneğin ikinci şıkta, yani bu 3 kademeli bir kafa lambası olduğu için ikinci kademede 5 saatlik bir pil ömrüyle 7 ila 160 lümen arasında ve 2 ila 90 metre arasında bir mesafeyi aydınlatabileceğinizi burada görebiliyorsunuz. Birinci kademede ise ben maksimum gücü seçmişim. Ama burada da 2,5 saatlik bir pil ömrüyle karşı karşıyayım. Burada 215 lümene kadar çıkmasını istemişim ben kafa lambasının. Ve 110 metreye kadar aydınlık mesafesini istemişim. Bu gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Ayarları yaptıktan sonra cihaza gönderebiliyorsunuz. Upload dediğinizde cihaza zaten buradaki bilgileri göndermiş oluyorsunuz. Burada cihazın batarya durumunu görebilirsiniz. Şu anda batarya seviyesinin %93 olduğunu görüyorum. Bu gibi ayarları ve daha fazlasını bu programla yapma şansınız var. Detaylı incelemek gerekirse kafa lambası şu şekilde. Üst tarafında açıp kapatmaya yarayan bir tuşu var. Sağ tarafta da modülü gösteren bir kısım var. Yine şuradaki LED'den de bataryanın durumunu görebiliyorsunuz. Üst taraftaki şuradaki kısım bizim kırmızı LED'imiz. Alt taraftaki ise bizim reaktif dediğimiz bir sensör. Bu Petzl'ın patentli bir teknolojisi. Üst tarafta şuradaki büyük aydınlatma ise bizim uzak mesafeye fokuslanabildiğimiz ve uzak mesafeyi görebildiğimiz güçlü bir power LED'e sahip. Alt tarafta ise biraz daha geniş açılı bir aydınlatmayı sağlayan bir kısım var. Yine dediğim gibi açılı bir hareket elde edebiliyoruz. Sonrasında bataryayı şarj etmek için iki farklı alternatifimiz var. Şuradan micro USB ile şarj edebiliriz. Diğer bir seçenek ise bataryayı komple şu şekilde şarj edebiliriz. Bu kafa lambasını kimler kullanmalı? Dağcılık yapan, kampçılık yapan ve tırmanış yapan insanların tercih edebileceği modellerden bir tanesi. Ki muhtemelen bahsettiğim insanlar da zaten Petzl markasını kullanabiliyor. Çünkü Petzl markası iş güvenliği ekipmanlarında, endüstriyel anlamda çok fazla malzeme üreten ve çok fazla çeşidi içerisinde barındıran ve inanılmaz Ar-Ge yatırımları yapan bir firma. Ultra Sky dediğimiz dağ koşularında yarışan arkadaşlar bunu çok rahatlıkla kullanabilirler. Çünkü onlar koşulara genelde gece başlıyorlar ya da gece sonlandırıyorlar. Ve gece bisiklet kullananlar da bunu kullanabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Sağlıklı günler dilerim.